Fernando. Selamlar arkadaşlar. Paladins'in yeni bir şampiyon tanıtım, oynanış, deste, kart ve eşya dizinin videosuna hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yine bir tank karakteri olan Fernando'yu oynayacağız. Overwatch'taki benzerliği haliyle de denilecek olursa Reinhardt'tı galiba. Şu kocaman kalkanlı, sibernetik bir kalkan açan devasa zırhlı abimiz. Team Deathmatch'ten girdik. Kolayca kısaca bitsin, direkt özelliklerini, kabiliyetlerini ve deste dizimine geçelim diye. Tabii ki yine kartlarını, kabiliyetlerini buradan gösterebilirim. Eşyalarda zaten biliyorsun ne alınacağını da. Asıl özelliği olan tabii ki deste dizimi. Onda klasik olduğu gibi oyunun bitişinde. Genelde team deathmatch'ler çok uzun sürse bile maksimum 7 dakika sürüyor. Maksimum olarak. Yani 39'da 40'a gitsek bile öyle. İşte gördüğünüz gibi koruma. Kalkanınız süresizdir ve bekleme süresi 4 saniye azaldı. Kalkan özellik yine bu tank olarak benim kullandığım. Kavur, ateş topu var. %30 arttırıyor ve her devamlı vuruşta daha da arttırıyor. Dişi de 45 saniyede hayatta kalma veriyor ama tabii ki ben korumayı kullanıyorum. Yine uygun olan sayfayı size göstereceğim. Hadi gidelim. Sarı bulduktan gidelim. You have made Fernando angry. Q'su böyle kocaman bir ateş yapıyor arkadan ucu boyunca ama yakmıyor diye anlıyorlar. Sadece bu kez şu yapıyor dekkelerini ama çok kısa bu da. Gördüğünüz gibi. Allah Allah. Beyler neredesiniz? Bayağı da böyle ittirmesi var. Oğlum sen cancısın, bana niye can vermiyor? Desen onu bir. Açtı. Sen can vermezsen, işin yapmazsan ben ölürüm. Şifacının işi can vermektir. Kilo oluyor adamlar ya. Deliler ya. Beyinsiz gitti öldü bir de. Şu an bayağı belamı sıkmaya geliyorlar. Ben kaçıyorum beyler. Vallahi bu oyunu bile kaybedebilir. Zaten arka arkaya çekiyorum ben. Üstünden başından bilirsiniz de. Kanal videosunda da gerizekalının biri deklenmiş. Burada da full bak şey deklendi. Oynayan adam deklendi ama adamlar daha botlarla bile başa çıkamıyorlar. Kardeşim tek yapacağın vurmak ya. Başka bir şey değil yani. Vur. Sağ olsun, gördüğünüz gibi kalkan atışıyor. Q'su böyle kocaman bir alet patlıyor ama hiçbirini yakmıyor devamlı olarak. Fels böyle koşuyor. Ben tabi ona birazcık da itme gücü ekledim. Adam beni fırlattı. Kanal. Hadi oynayın. Bizdeki şifacı olan salak tam bir gerizekalı. Can vermiyor takıma. Dikkat ettim de dövüşlerde sadece bana değil bayağı bütün takıma can vermiyor arkadaş. Sıkıntısı neyse beyinsizin. Ultisini de şimdi gösterebiliriz artık. Yani siktir git sen de. Kendini ve yakınındaki arkadaşlarını ölümsüzü görüyor. Ölmeyi reddediyor yani arkadaş. Ama tabii kalkanı kapattığın anda şaftın kayıyor. Öyle bir şey de var yani. Beynine verelim. Ölmeyi reddedelim. Tabi nereye kadar reddedeceksin değil mi yani? Sonuçta tamamen ölümsüzlük dedi. Yalnız hakikaten başa baş gidiyor ya. Oğlum siz şaka mısınız? Botlarla oynuyoruz ya. Hayır, neyin kafası, ben anlamadım ki ya. Ölür müsün kardeş? Herif ölmüyor ya, ısrarla ölmüyor ya. Hayır, Kogara salak, öldürsene oğlum şunları. Bak şu salak var ya şu. Tavşan gibi olan, can vermez lazım. Kimseye can vermiyor, idiot ya. Kilo oluyor ya, mal. Mal beyanı yemin ediyorum ya. Kafasız toynaksız ya. Allah belanı verip beni ucu aldı. Oğlum bak beni tükürmeden vurmuşum. Ha? Ben ne yapıyorum lan, değişik. Çekil lan. Ama kodumu kuru oraya.
Ağacına sok geçelim. Senin daha çok yanman gerekmiyor oğlum. Sen ağaçsın lan. Ya sana amına koydum. Gerçek can yemiyor lan. Beni öldürene kadar adam beni öldürüyor. Neyse. Hadi beyler, iki kill kaldı hadi. Hadi bir kill kaldı hadi. Hadi hadi. Hadi Masoay vur. İki daha vur lan. Hah. Lan hızlı bitsin de Team Deathmatch e gireyim dedim. İki oyunda beyinsizler akın ediyor ya burada. Her oyunda var zaten böyle, biliyor musun? Yani. Önüne gelen her online oyuna giriyor olunca sonuçta ücretsiz. Ya kardeşim sonuçta bak tamam. Her oyunu becerebileceksin, elinden gelecek diye bir şey yok da. Bu kadar da kötü oynanmaz be. Ah ya anam. Neyse. Hasarcılarımızı bitirmiştik, vurkaçlarımızı bitirmiştik. Öbür günler zaten kanalda vardı, çekilmişti hali hazırda. Kanalda çektik Fernando. Şimdi Fernando abimize gelelim. Kendinden menkul şövalye, o nasıl bir şey ya? Normal saldırısı demeye gerek yok. Kısa menzilde, uzun menzilde değil. Devamlı olarak 35 hasar veren 0.01 milisaniyede, yani 1 saniyede 10 defa vuruyor. Yani o da 350 hasara tekabül ediyor, devamlı vurabilirsiniz. 350 kez vuran ve 2 saniyede de ekstradan 200 hasar veren, totalde yakma hasar veren bir alev silahı var elinde. Kalkanı önünde 5500 cana sahip kocaman bir kalkan açıyor ve hareket edebiliyor. Engelleyebiliyorsunuz, açıp kapanmasını yapabiliyorsunuz devamlı olarak sınırsız. Ama dediğim gibi o kabiliyeti seçmediğinizde kalkanınız sırrınsız olmuyor. 3 saniye içinde yok edilmese dahi, 4 saniye içinde daha doğrusu, kendiliğinden kapanıyor. Ve zaten bekleme süresine girdiği için de kötü. Hücumu az önce gördüğünüz gibi baya böyle dümdüz, çok uzun olmasa da bir 5-10 oyun içindeki 5-10 birimlik, 15 birimlik bir mesafeye gidiyor. Ve benim destemde onu göstereceğim. Normalde öyle bir milleti çarptığında itme, fırlatma özelliği yok. Onu ben ekledim. Öyle. Q'su da baya böyle haritanın ucuna kadar bir atış topu atıyor. Ama genel olarak bütün düşmanların içinden geçse de kalkan ve duvar olmadığı sürece sadece hasar verip kalıyor, keşke yaksa. Ölümsüz de kendini ve etrafındaki düşmanların 1500 canın altına inmesini reddediyor ama tabii ki 3 saniye sürüyor. 3 saniye sonunda da Fatma Gül oluyorsunuz yani. Kabiliyetleri gördüğünüz eşyalar, şeyler falan, özellikler. Fernando için benim kullandığım şey yine ağırlıklı olarak kalkan ve savunma odaklı. Kalkanı kullanırken hareket hızınızı %40 arttıran full kullanıyorum. Çok daha yavaş hareket ediyor. Bu özellikle PvP'lerde, ki botta bile ne kadar zorlandık gördüğünüz. PvP'lerde takımınızın önünde durup genel olarak hasarı daha rahat etraflıca gelmenize yarıyor. Bir saf dışı bırakma yaptığınızda yine dediğim gibi birçok karakter olur, sadece birkaçında olmayan. Asist veya kill aldığınızda aktif bekleme sürelerinizi %30 düşürüyor. 3 vermişim ona. İşte hücum ile vurduğun düşmanlara 1000 birimlik geri itme uygula. Ben normalde bunu 1600 mi vardı bayağı, yani daha fazla, ona fullemiştim ama kalkan olarak buna verdim. Kalkanın bekleme süresini 2.5 saniye düşürüyor zaten. Gördüğünüz gibi 12 saniye miydi neydi? Default hali aynen. Bunun sayesinde 9.5 saniyeye falan düşüyor. Kabiliyet kartınızla beraber de o bayağı 7 saniyeye falan düşüyor. Tutuşturda ateş topunla da bir şey olsun dedim. Bekleme süresini bir saniye azalttım. Genel olarak savunmaya yönelik Fernando için en uygun deste dizim. Benim kullandığım deste dizim böyle. Evet arkadaşlar, bunu da tamamladık. Yanına çıkan videolar tıklayarak diğer videolara gidebilir ve buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Paladins'le alakalı yeni bir şampiyon tanıtı videosundan görüşünceye kadar kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.